Bu videomuzda Pino ile kaldığımız yerden proje yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da LED yakacağız ama en bir da mini bir uygulama yapacağız. Bunun için bize neler gerekiyor hemen bunlardan bahsedelim. Bir tane Pino kontrol kartı, LED modülü, bağlantı kablosu ve USB kablomuz. LED modülümüzü Pino kartımıza nasıl bağlıyorduk bunu hatırlayalım. Üzerinde mor renkli bir etiket vardı ve bu şu anlama geliyordu. Pino kartı üzerindeki mor etiketli alanlara LED'imi bağlayabilirim. Hemen bağlantı kablosunu alıyorum. Önce LED'ime taktım. Daha sonrasında Pino kartıma taktım. Evet. Şimdi artık bilgisayarım ve Pino arasındaki bağlantıyı kurabilirim. Bunun için USB kablosunu aldım. Bir ucunu bilgisayara takıyorum. Diğer ucunu da Pino kontrol kartıma tak takıyorum. Bilgisayarımdan da en programını açıyorum. En programını açtıktan sonra Pino kontrol kartımı kodlayabilmem için Pino eklenti paketini indirmem gerekiyor. Hemen geliyorum uzantılara. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. Çarpıya basıp burayı kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçilimi evet seçili. Arduino da seçili ama Arduino'yu kullanmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum kartlara geliyorum kartlarda arduino seçilimi evet seçili bağlanıyorum seri port diyorum ve bağlantımı çıkan com değerini seçerek oluşturuyorum bende command çıktı sizlerde birden fazla değer veya farklı değerler çıkabilir com5 com7 com10 gibi ee, bu tamamen kontrol kartımızın yani pino kontrol kartımızın bağlı olduğu portun ismi Evet şu anda bağlantı oluşturuldu. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de daha öncesinden biz pino kontrol kartımızda bir proje yaptıysak ve kodları içerisine attıysak kodları silmemizi sağlıyor. Bununla birlikte en yazılımının pino kartıyla haberleşmesini de sağlıyor. Ya da bir proje yaptık diyelim. Kodlarından, tasarımından, bağlantısından her şeyin eminiz ama bir türlü çalışmıyorsa yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz evet güncelleme işlemi bittiği için kapat diyorum şimdi hemen bir led'imin yanıp yanmadığını kontrol etmek istiyorum robotlara geldim ve led durumunu aldım kaç numaralı kapıya bağladıysam pin bölümünden onu değiştiriyorum bir numaralı kapıya bağladığım için bir numaralı kapıyı yüksek yapıyorum yani yak diyorum üzerine çift tıkladım ve yandı hemen geliyorum söndürüyorum yani düşük yapıyorum Kod bloğunun üzerine çift tıklıyorum ve söndürüyorum. Harika ledim çalışıyor. O zaman uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi biz nasıl bir uygulama yapacağız? Hemen sizlere onu anlatayım. Ekrandaki panda karakterimi siliyorum. Ben öncesinden bilgisayarıma bir tane led resmi indirdim ve şimdi o led resmini yükleyeceğim. Hemen geliyorum karakterimi şöyle makasla siliyorum. Bilgisayarımdan resim yükleyeceğim için kuklayı bilgisayarımdan seç ikonuna tıklıyorum. LED sprite diye kaydetmiştim. Hemen onu yüklüyorum. Evet gördüğünüz gibi LED'im geldi. LED'imi inceleyecek olursam kılıklarına girdiğim zaman iki tane LED'in durumu var. LED 2 şöyle gördüğünüz gibi LED'in kapalı halini temsil ediyor. LED ise LED'imin açık halini temsil ediyor. Şimdi biz şunu yapacağız. Ekran üzerinde mouse ile LED'e tıkladığımızda bize led 2'yi getirecek. Yani yanan halini ve ledimizi de bizim fiziksel olarak da yakacak. Yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Hemen algoritmasını oluşturalım ve yapmaya başlayalım. Şimdi ilk etapta ben bunların hepsini yeşil bayrakla çalıştırmak istiyorum. O yüzden bir yeşil bayrağımı al. Kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben ledimin kılıklardan hangisiyle gelmesini istiyorum? Led 2 ile mi gelsin? Yeşil bayrağı tıkladığımda yoksa led yani yanan haliyle mi gelsin, sönen haliyle mi? Ben sönen haliyle gelmesini istediğim için LED 2'yi çağıracağım ilk etapta. O zaman dizilere geliyorum. Görünüme giriyorum. Görünümle mi alakalı? Evet, görünüme giriyorum. Görünümle alakalı çünkü. Diyorum ki LED 2 kılığına geç. Yani sönük olan haline gel dedim. Gayet güzel. Şimdi ben şunu isteyeceğim. Eğer mouse'um ile ben gelip LED'imin üzerine tıklarsam ledim yanan haline gelsin. Peki bu durumda yeşil bayrağı bastığımda da ben ledimin hangi durumda olmasını istiyorum önce onu da bir belirtelim. Ledimin de sönük halde olmasını istiyorum. Onu da bir belirtelim şöyle. Şimdi bizim mouse ile buradaki kuklamızın üzerine tıklayıp tıklamama durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için hemen geliyorum bir tane kontrole gidiyorum ve eğer iseyi alıyorum. Şimdi diyeceğim ki eğer isenin içerisine. Eğer mouse fare buraya dokunursa diye bir kod lazım bize. Bu da tabii ki algılamada. Algılamaya giriyorum. Mouse'un ona dokunup dokunmadığını algılaması için. Şurada gördüğünüz gibi değdi mi diye bir kod bloğu var. Bunun içerisine bir kere tıklıyorum. Fare oku değdi mi? Şimdi zaten biz kime yazıyoruz bunları? Led kuklamıza yazıyoruz. Diyorum ki sana fare oku değdi mi? Eğer değerse yanan haline gel. Yani led kılığına geç. Ledimi yak. Robotlardan gelsin buradan. Ledimi fiziksel olarak yak. Çok pardon. Ve bir saniye bu durumu beklet. Ve sonrasında bir saniye sonrasında ledim tekrardan kapalı haline gelsin. Ve ledim tekrardan fiziksel olarak da kapalı haline geçsin istiyorum. Geliyorum. LED durumunu yüksek yapı aldım. Hemen burayı ne yapıyorum? Düşük yapıyorum. Ben bir numaralı kapıya bağladığım için buradaki pino 1 kapılarını hiçbir şekilde değiştirmedim. Şöyle. Ve ben bu işlemlerimin hepsini sürekli olarak tekrar edilmesini istiyorum. Yani sürekli kontrollü olmasını istiyorum. Fareyle dokundu mu? Fareyle dokundu mu? Eğer ben bu kodları sürekli tekrarların içerisine almazsam yeşil bayrağı tıkladığım andan itibaren bunlar sadece bir kere çalışır. Ama ben ne istiyorum? Ben yeşil bayrağı tıkladığım andan itibaren Bunların hepsi bir kontrol altında olsun. Fareye dokundum mu? Fareye dokundum mu? Dokunduysam buradan kılık olarak ledimin yanan haline geç. Buradan da fiziksel olarak ledimi yak istiyorum. Fareye dokunmadıysam da ledim burada fiziksel olarak kapalı olsun. Kuklalardan da kapalı hali gelsin istiyorum. Evet, yeşil bayrakla birleştiriyorum. Şimdi yeşil bayrağa tıkladım. Ledim burada şu an kapalı halde. Üzerine tıkladığım için ne yaptı geldiğimde hem hemen yandı. Gördüğünüz gibi geliyorum. Burası da sönüyor, orası da sönüyor. Bir saniye aralıklarla olduğu için yüksek yapıp sönüyor hemen. Şimdi anlık geldim, geçtim, geldim, geçtim. Tekrar geldim, geçtim. Gördüğünüz gibi ben masum ile her ledimin üzerine geldiğimde benim ledim orada yanan haline geçiyor. Burada da fiziksel olarak yanıyor. Bir büyük ekran yapalım. Şimdi tekrardan durduruyorum kodları. Durdurduğumda gördüğünüz gibi şu an hiçbir çalışma olmuyor. Yeşil bayrağı basıyorum ve kodlarıma başla emrini veriyorum. Şu an çalışmaya başladı. Ledime yaklaşıyorum. Masum ile yanan haline geldi. Çektim söndü. Bakın şu an ikisi de kuklam yanan hale geliyor. Fiziksel olarak da yanıyor. Evet. Yaktım, çektim. Yaktım, çektim. Gayet güzel çalışıyor. Evet, bu videomuzda ne yaptık? Bu videomuzda fiziksel olarak ledimizi yaktık. Aynı zamanda bunu en da bir uygulama yaptık ve ledimizi birbirine bağlamış olduk. Bu tarz projeleri sizler 2 led, 3 led ile yapabilirsiniz. Hatta bunu geliştirin ve geliştirdikten sonra bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. İyi çalışmalar dilerim.